Medyakritik'ten günaydın. 10 Aralık Cuma ve karşınızdayız. 2 saat boyunca yine haberlere bakacağız, gazetelere bakacağız, köşe yazılarını okuyacağız. Gündemi anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. İlk olarak İzmir'e gidelim. İzmir'de Artı TV muhabiri İbrahim Açıkyer bize İzmir'in ve Ege bölgesinin gündemini aktaracak. Günaydın İbrahim. Evet, İzmir'le bağlantımızda bir sorun olmuş. Biz haberlerle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile cezaevinde tutulan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş arasında bir polemik yaşanıyor. Selahattin Demirtaş cezaevinde olmasına rağmen Cumhurbaşkanı ile polemik yaşayan bir lider olarak, tırnak içinde eş genel başkan değil hala ama bir siyasi lider olarak damgasını vurdu bu tartışmaya. Önce Selahattin Demirtaş muhalefete birleşip bir miting yapmaları gerektiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna yanıt verdi. Bunu söyleyeceğine sen bir tane miting yap bakalım dedi. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olduğu unutarak. Selahattin Demirtaş da dedi ki çıkalım bana izin ver. 2 saat izin ver ben çıkayım ve kim bir kişi eksik toplarsa mitingde o istifa etsin siyaseti bıraksın dedi. Bölgesel zorluklar Katar dönüşü karşısında gazetecilerin sorularını güçlü yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep özellikle Tayyip Türkiye'nin Erdoğan, karşısında HDP eski eş genel başkanı konuşmayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden muhalefet birleşip bir miting yapmalı sözlerini değerlendirdi. Erdoğan, Edirne'de cezaevindeki zat bunlara diyor ki bir araya gelin birlikte mitingler yapın. Bunu söyleyeceğine sen bir tane miting yap bakalım orada. Sen önce kendi tabanına bir sinyal ver bakalım. Senin tabanının şu anda miting yapacak mecali kaldı mı diye konuştu. Erdoğan'ın bu sözlerine yanıtsa cezaevindeki Demirtaş'tan geldi. Erdoğan miting yapmıyorum diye merak etmiş. HDP zaten meydanlarda diyen Demirtaş yine de çok istiyorsan 2 saat için çıkayım. Tek bir megafonla yeni kapıya gideyim. Ertesi günde sen devletin tüm imkanlarıyla aynı meydana çık dedi. Demirtaş paylaşımının devamında bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın, var mısın diyerek Erdoğan'a cevap verdi. Selahattin Demirtaş'ın bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni alarak paylaşım yapıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Urfa'daydı, esnafı ziyaret etti, STK'larla buluştu. Hata bizimdir diyerek helalleşme çağrısını yeniledi. Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretinde gergin anlar yaşandı. Hoş geldiniz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Antep ziyaretinin ardından Urfa'ya geçti. Kılıçdaroğlu Urfa'da bir dizi etkinliğe katıldı, esnafın sorunlarını dinledi. Başkanım derdimiz şu. Vallahi kira ödeyemiyoruz. Her şey zam oldu. Ziyaret sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşan yurttaşlar geçinemiyoruz diyerek zamlara tepki gösterdi. Bu esnada Kılıçdaroğlu'na şikayetlerde bulunan esnaf başka bir grup esnaf tarafından provokasyonla suçlandı. Çıkan arbedenin ardından esnaf grupları arasında kısa bir süre tartışma yaşandı. Ben bugün okula çocuğumu aç gönderiyorum. Çünkü şartlarımız el vermiyor. Kadın bir yurttaş geçinemediğini Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle anlattı. Ardından devam etti. Geçimimizi sağlayalım, kiramızı ödeyelim. İş diyoruz, iş yok. Ne yapmamız lazım? Evet. Açık açık soruyorum. Basınların önünde hırsızlık mı yapalım? Çok özür dilerim. Kadın olarak bedenimizi mi satalım? Biraz sabredin diyerek CHP Genel Başkanı'nın çözüm sözü verdiği yurttaş Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Her şey çözülecek de işte çözüm yok. Kılıçdaroğlu Urfa'da gerçekleştirdiği ziyaret programını muhtarlar, STK'ler ve meslek odaları buluşmasıyla sonlandırdı. Çiftçiye seslendi. Urfa'da belediye seçimini kazanmaları halinde çiftçiye elektriği ücretsiz vereceklerini söyledi. Benim Şanlıurfa'ya bir sözüm olsun. Yerel yönetimler geldiğinde bize Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı verin. Elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz. Bütün çiftçilere. Kılıçdaroğlu Urfa'nın temel sorunlarından birinin de mevsimlik işçi sorunu olduğunu dile getirdi. AKP iktidarının çözüm önerisi olmadığını belirtti. Gidilen yerler zaten belli. Kalınan yerler de belli. Bu ihtiyacı karşılar mısın? Karşılamak zorundasınız. Neden? Çünkü anayasa diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti
demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. Kılıçdaroğlu anketlerde kime oy vereceksiniz denildiğinde kararsız kalan yurttaşlara seslendi. Ayrımcılık yapmaksızın hizmet üreteceklerini belirten Kılıçdaroğlu, helalleşme çağrısını bu sefer Urfa'da yineledi. Geçmişte Şanlıurfa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak görülürdü. Eğer Şanlıurfa'da 13 milletvekili çıkarırken Şanlıurfalılar, biz bir milletvekili çıkarıyorsak, bunun ayıbı Şanlıurfalılara değil, bunun ayıbı bize ait. O nedenle aynı zamanda sizlerle bir helalleşmeye de geldim. Mecliste 2022 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Söz alan muhalefet milletvekilleri ekonomi yönetiminin yanlış politikalarını eleştirdi. Artık iktidarınızın sonuna geldiniz diye AKP sıralarına seslendi. Meclis Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri görüşüldü. Muhalefet partileri genel bütçeye ilişkin geliştirdikleri eleştirileri yineledi. Artan fiyatlara ve yurttaşların her geçen gün azalan alım gücüne dikkat çekti. Bütçenin halk için değil, saray için hazırlandığını belirtti. İnşaata, ranta, faize, yandaşa yatırdınız. Halkın bütçesini SİHA'larla, ağır silahlarla bombaladığınız dağa taşa attınız. Faize yaslanan sömürü düzeniniz köklü ve çoklu krizin pençesinde yok olmaya mahkumdur. Tek adam bütçesini, saray bütçesini, dayatma bütçesini, yandaşa peşkeş çekme bütçesini meclise getirdiniz. Şimdi de mecliste geçirip götüreceksiniz ama arkasından da sizler yolcu olacaksınız. Bunlarda artış varmış harcamalarda, gelirlerde de artış varmış, bütçe dengelenirmiş. Böyle bir bütçe anlayışı yok. Yani siz o rakamları tutturamıyorsanız detay bazında bütçe yapmıyorsunuz demektir. Ülke borç içinde, insanlar geçinemiyor, tencereler kaynamıyor, faturalar ödenmiyor. Garip gurebadan aldığınız vergileri yandaşlarınıza, çetelerinize ve tefecilerine dağıttınız. Bizim karşı olduğumuz konu sizin yanlış politikalarınız ve bunun yol açtığı ekonomik yıkımdır. Borç yükü altında ezilen vatandaşlarımıza, traktörünü haciz gelen çiftçimize ve borcu borçla döndüren esnafımıza daha fazla borç yükmekten lütfen vazgeçin. Milletvekillerinin gündeminde ihracata dayalı büyümeyi öngören yeni ekonomi modeli de vardı. Yoksullaşarak büyüme anlamına gelen bu modele tepki gösterdiler. İYİ Parti milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, artık iktidarınızın sonuna geldiniz dedi. Yıkımın, yoksullaşma ve çürümenin içinde yüzülürken hangi ekonomik modelden bahsediyorsunuz? İhracatımız ithalata bağlı. Siz nasıl politikalar izliyorsunuz? Ne AK Partili milletvekilleri, ne iktisat hocaları, hiç kimse bunun ne olduğunu izah edemez. Allah sonumuzu hayır etsin. 20 yıllık iktidarlarını tarihe gömüyorlar ve gömdüler. 2003-2010 arasında dolar bazında milli geliri 3 kat büyüttünüz. Söylediğiniz söylemlerle bunu inkar ediyorsunuz. Politikalarınızın yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Şahsım hükümeti yok şu kadar büyüdük, yok bu kadar büyüdük, yok şahlanıyoruz, yok uçuyoruz. La Fontaine'den masallar, masallar, masallar. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerini kışkırttığını ve hakaretlerde bulunduğunu söyledi. Özkoç, Soylu'nun suç işlediğini ve derhal görevden alınması gerektiğini belirtti. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, bütçe görüşmeleri sürerken mecliste basın açıklaması yaptı. Özkoç'un açıklamalarının hedefinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vardı. Dün İçişleri Bakanlığı'nın görüşmesi vardı. Ancak dün sağlıklı bir görüşme yapılamadı. Bir tek nedeni var. İçişleri Bakanı bizzat kendisi milletvekillerinin üzerine yürüdü. Onları kışkırttı. Soylu'nun suç işlediğini söyleyen Özkoç, İçişleri Bakanı'nın işlediği suçları sıraladı. Bu İçişleri Bakanı artık suç işleyen bir kişidir. Suçluyu koruyan ve kollayan bir kişidir. Uyuşturucu baronlarının arkasında duran bir kişidir. Kara para aklayan Sezgin Baran Korkmaz'ın kim olduğunu bildikleri halde İçişleri Bakanı tarafından onun uçağı kullanılmıştır. Kendisiyle defalarca İçişleri Bakanı görüşmüştür. İçişleri Bakanı ve devletin kurumları
bir kara para aklayıcısını bir operasyonla yurt dışına kaçırmışlar. İtiraf etti. İçişleri Bakanı bizzat terör örgütü lideri olan, terör örgütüyle bağlantılı olan El-Kaide'nin bir alt kuruluşunun lideri olan bir kişiyi Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapmış. Belge sunuyorum. Kolombiya Devleti'nin bir muhabire resmen verdiği cevapla İçişleri Bakanı'nın Plan Bütçe Komisyonu'nda doğruladığı rapor, belge şu anda elimde. Bu belgede gelen kokainin taşındığı konteynerların numaraları var. Bu konteynerların sahibi Mersin Limanı'nda teslim alacak kişi kim olduğu İçişleri Bakanı tarafından biliniyor. Soylu hakkında suç duyurusunda bulunuyorum diyen Özkoç, Soylu'nun arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunu söyledi. Uyuşturucu baronunu 1,5 yıldan beri yakalamayıp kollayan İçişleri Bakanı'nın arkasında kim var? Recep Tayyip Erdoğan var. Sonuna kadar onu savunuyor. 1,5 yıldan beri bu adamla ilgili, bu baronla ilgili neden hiçbir işlem yapmadı? İçişleri Bakanı neyi saklıyor? Uyuşturucu baronunu koruduğunu saklıyor. Buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Bu İçişleri Bakanı derhal görevinden alınmalıdır. İstifa etmelidir demiyorum. Çünkü onda istifa edecek yüz yok. Şimdi İzmir'e gidelim. İzmir'de Artı TV muhabiri İbrahim Açıkyer bize telefon bağlantısı ile İzmir'in ve Ege bölgesinin gündemini aktaracak. Günaydın İbrahim. Günaydın Kemal. Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Bu vesileyle pek çok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu bugün açıklamalar yapacak. HDP İzmir Kadın Meclisi 10 Aralık vesilesiyle bugün Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde Ayşe Turuk için adalet demek kadın özgürlük mücadelesini savunmaktır başlıklı bir basın açıklaması yapacak saat 2'de. Yine aynı yerde CHP İzmir İl Başkanlığı saat 11.30'da basın açıklaması yapacak. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi de 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne ilişkin Alsancak 10 Ekim anıtı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirecek. Yine Çiğli Belediyesi'nin öncülüğünde Raoul Wallenberg Enstitüsü, İzmir Barosu ve Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği'nin katkılarıyla da İnsan Hakları Kenti Çiğli konulu panel gerçekleştirilecek saat 2'de. Çiğli Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek olan panele CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Günizar Biçer Karaca, Raoul Wallenberg Enstitüsü Sorumlusu İlhami Alkan Olsson, İzmir Barosu'ndan Avukat Ali Deman Güler ve Çiğli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Şebnem Kartaltepe panele konuşmacı olarak katılacaklar. Yine Dersim'de hayvan katliamlarına ilişkin bir gündemimiz var İzmir'de. İzmir Dersim Dernekleri, Ege Kültür ve Çevre Platformu, Ege ÇEP, Demokratik Alevi Dernekleri gibi sivil toplum kuruluşları Dersim'de avcılık sporu adı altında yapılan hayvan katliamına ilişkin Alsancak'ta Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bugün saat 18'de 6'da bir basın açıklaması gerçekleştirecek. Onun dışında İzmir'de İzmir Seyyar Esnaf Derneği'nin ve kooperatiflerinin bir araya gelerek oluşturduğu İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi bugün saat 7'de online bir toplantı gerçekleştirilecek farklı merkezlerden bileşenleriyle. Meclis 30 dernek ve kooperatifin bir araya geldiği bir meclis. 50 bine yakın sokak esnafını temsil ediyor. Yine meclis bu yürüteceği toplantılarda günlük işlerle geçimini sağlayan sokak satıcılarının yaşadıkları sıkıntılar ve sorunlara dair ortak çözüm bulup benzer bu çözüm önerilerini, taleplerini hükümete, siyasi partilerin genel başkanlarına ve yerel yönetimlere iletecek. Geçelim hava durumuna. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege bölgesinde bugün kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu ve bu konuda vatandaşları da uyardı. İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Balıkesir'de beklenen şiddetli yağışın sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, fırtına gibi ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara da karşı da vatandaşlara uyardı.
Geçelim Aydın'a. Aydın'ın İncirlova ilçesinde kent konseyi jeotermal elektrik santrallerinin bölgede doğa ve insan sağlığına zararları üzerine İncirlova Belediye Kültür Merkezi'nde konferans salonunda bir panel düzenleyecek saat 2'de. Burada biraz jestlere değinmek gerekiyor. 1980 yılında Aydın'da başlayan jestler, jest faaliyetleri 20 yıldır yoğunluk kazandı. Sadece İncirlova'nın yanı başındaki Germencik ilçesinde 16 jest bulunuyor. Aydın ilinin genelinde ise 40'a yakın jeotermal elektrik santrali bulunmakta ve bu konuda zaten sivil toplum örgütleri, baro, çevre örgütleri pek çok dönem açıklamalarda bulundu. Jestlerin kanser hastalığını giderek arttırdığına yönelik. Şimdilik aktaracaklarımız bu şekilde Kemal. Evet İbrahim'e çok teşekkür ediyoruz. Bize İzmir'in ve Ege bölgesinin gündemini aktardı. Haberlerimizle devam edelim. Dün Kandıra cezaevinde tutuklu bulunan Garibe Gezer'in yaşamına son verdiği belirtildi. Cezaevi yetkilileri intihar diyor ama Gezer hücre cezasındaydı. Hücre cezasındaki biri nasıl intihar eder sorusu Gezer'in ölümü üzerine kuşku yarattı. İşte üstü aranacak. Cinsel tacize uğruyor kadın gardiyanlar tarafından. Cinsel saldırıya maruz kalıyor. Hücresine döndükten sonra da buna katlanamıyor ve bir intihar girişimi de bulunuyor. İntihar girişiminden sonra da bu sefer saatlerce yerde bekletiliyor, revire götürülüyor. Doktor tedavi etmiyor, ilgilenilmiyor. Kafa travması olduğu halde, kafasında kanama olduğu halde. Kandıra cezaevinde tutuklu bulunan Garibe Gezer yaşadığı işkenceyi avukatı aracılığıyla böyle duyurmuştu. Sesinin duyulmasını isteyen ve sık sık hücre cezası alan Garibe Gezer hayatını kaybetti. Yaşamına son verdiği belirtilen Garibe Gezer'in yakınları, HDP'li siyasetçiler ve İnsan Hakları Derneği eş genel başkanı Eren Keskin Gezer'in ölümünü şüpheli buldu. İnsan Hakları Derneği eş genel başkanı Eren Keskin sosyal medya hesabından Kandıra cezaevinde müvekkilimiz Garibe Gezer'in intihar ettiği bilgisini aldık. Kendisi işkence mağduruydu, hücre cezası vardı diye duyurdu. Eren Keskin bir başka paylaşımındaysa Garibe hücre cezası çekiyordu. Hücredeki bir insan kendini nasıl asabilir diye sordu. Garibe Gezer'in ablası Asya Gezer Mezopotamya Ajansı'na konuştu. En son 16 Kasım'da kardeşiyle görüştüğünü ifade eden abla Gezer kardeşinin üzerindeki baskıların azaldığını bu nedenle moralinin iyi olduğunu söylemişti dedi. Kardeşimin intihar ettiğine inanmıyorum. Kesin onlar bir şey yaptı diyen abla Gezer cezaevi yönetimine işaret etti. Bir başka tepki de HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'dan geldi. Kaya gördüğü ağır işkenceler ve haksız cezalandırılmasıyla ilgili HDP kadın vekilleri olarak soru önergeleri vermiş ve bu durumu takip ediyorduk dedi. Kaya da Gezer hücrede nasıl intihar etti diye sordu. İçeride de dışarıda da yaşananlar bir kadın kıyımıdır ifadelerini kullandı. Meclis Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelerde söz alan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da tecavüz, işkence ve tacize dair başvurulara ilişkin işlem yapmayanların ölümü altında imzaları var dedi. Bu olayın cinayet olduğunu söyleyen Beştaş, sorumlular hakkında acilen soruşturma açılmasını istedi. Şimdi biraz köşelere gidelim. Malum ekonomik kriz sürüyor, döviz hala çok yüksek ve de İktidarın faizleri indirme ve böylelikle enflasyonu düşürme, ihracatı arttırma, istihdamı, üretimi arttırma gibi bir ekonomi politikası yürürlükte. Peki bunlar gerçekliğe işaret ediyor mu? İktidarın politikalarının, ekonomi politikalarının etkisi görülüyor mu? Buna dair bazı yazılara bakalım. Alaaddin Aktaş, Dünya Gazetesi'nde ihracatın kur artınca ihracatın da artacağına ilişkin efsaneye dair yazmış ve dış ticaret verilerinden yola çıkarak şunu söylemiş. Orta vadeli programa göre 2022 yılının ihracat hedefi 231 milyar dolar. Biz bu hedefi biraz zam yapıp 250 milyara çıkaralım. İthalat ise orta vadeli program hedefi boyutunda yani 283 milyar dolarda bırakalım. İthalatı öngörülen düzeyde tutarak arttırmadık. Dövizi çok az bir oranda %10 arttırdık. İhracata ise torpil yaptık. Bu durumda 2006 başlangıç yılı 100 olan endeksler 2022'de şöyle oluşacak. İhracat 292, ithalat 203, sepet kur 988. İhracat dövizdeki artışa ayak uydurmuş olsaydı
500 milyar dolara dayanmış olurdu. Anlaşılan arada öyle çok sıkı bir bağ yokmuş. Demek ki neymiş? Kur artınca ihracat artmıyormuş. Demek ki neymiş? Son dönemde faizi indirip kuru arttırma çabası yalnızca ama yalnızca ihracatı arttırmak için değilmiş diye yazmış Alaaddin Aktaş Dünya Gazetesi'ndeki köşesinde. Alaaddin Aktaş'ın bu görüşlerini devam ettirecek şekilde dolar enflasyon bağlantılarına dair bir başka yazıyı Evrim Zellüt yazmış. Evren Devrim Zellüt düzeltiyorum. Yeni Çağ Gazetesi'ndeki köşede bu artışın yandaşları vurmayacağını çünkü onların 3-5 maaşı olduğunu ama ya bizim diye sorarak anlatmış. Peki hangi artıştan bahsediyor bakalım. AKP 128 milyar doları yedi bitirdi. Ülkeyi 2,2 trilyon borca soktu. Bunlar yetmiyormuş gibi şimdi Merkez Bankası deli gibi para basıyor. Bir grafik vermiş Zellüt ve de orada bir para arzı grafiği, orada doların pardon Merkez Bankası'nın nasıl para bastığını, para basmadaki artışı göstermiş. 2020 Mart ayında 782 milyar TL'den 3 Aralık 2021'de 2 trilyon TL'ye vurmuş durumda M1. Bu da M1 para arzını gösteriyor bu grafikte ve de artış %158 demiş. Bana biri anlatsın bu para neden arttı? Bu para artışı büyüme artışından fazla. O zaman enflasyonu çılgın faiz politikasıyla beraber yukarı çekmeyecek mi? Enflasyon arttıkça dolar daha da yukarı gitmeyecek mi? AKP hem faizle hem para miktarı ile kuru ve enflasyonu iyice arttıracak. Bu artış yandaşları vurmayacak çünkü onların 3-5 maaşı var. Ama ya bizim diye sormuş. Gerçekten de para basmaya bu kadar ağırlık verirse Merkez Bankası bunun enflasyonu arttırıcı bir etkisi olacağı aşikar. Bir yandan faizleri düşük tutuyor, bir yandan para basıyor. Kuru ve enflasyonu yukarıya çekecek ne varsa yapıyor. Sonra ardından çıkıp bunun ihracata, üretime yansıyacağını ileri sürüyor. Ve bu havadaki teori hayata geçmeden insanların yoksulluğu daha da artıyor. Zellüt'ün yazısı da buna işaret ediyor. Bir başka yazı Bir Gün gazetesinden Yalçın Karatepe'nin "İnanın artık kimse yemiyor" demiş. Yalçın Karatepe Bir Gün gazetesindeki yazısında "Stokçuluk mu dediniz" başlığını taşıyor bu yazı. Ve şöyle demiş Yalçın Karatepe yazısında, "Diyelim ki bizi dinlemiyorsunuz ve stokçuluk ile mücadeleye başladınız. Bunu nasıl yapacaksınız? Gidip her işletme için bir optimal stok oranı mı belirleyeceksiniz? Yoksa bu oranı mevcut stoklarla karşılaştırıp bir ihlal mi tespit edeceksiniz? Çok saçma olmasının yanı sıra fiilen uygulanması da imkansız bir yöntem olmasına karşın ana haberlere ve gazete sütunlarına manşetli görüntüler ortaya çıkarır. Falanca marketin depolarında bilmem kaç paket tuvalet kağıdı bulundu. Zaten önemli olan da algı yönetimi değildi mi? Ama inanın artık kimse yemiyor" diye yazmış Yalçın Karatepe. Ve de şöyle demiş, "Cumhurbaşkanının danışmanlarına ve konuşma metnini yazanlara bir not ileteyim. Tespit ettiğiniz belirsizlik durumunu depoları basarak değil, öngörülebilir politikalar uygulayarak ortadan kaldırabilirsiniz. Bunu yapmak için de bir kişi hariç tüm toplumun yanlış olduğunu düşündüğü garip işleri model olarak ortaya sürmek yerine herkesin anladığı uygulamaları hayata geçirin" demiş Yalçın Karatepe Bir Gün gazetesindeki yazısında. Buna dair, benzer bir konuya dair son yazıyı T24'ten alalım. Mehmet Yakup Yılmaz'ın yazısı, "Az gittik, uz gittik, 12 Eylül'e geri döndük" demiş Mehmet Yılmaz. Mehmet Yılmaz'ın yazısında 12 Eylül'e nasıl dönüldüğü şöyle anlatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına alıp gazeteci süsü de vererek mahiyetinde gezdirdiği tiplere Katar'da verdiği demeçten şu bölümü okuyalım. "Biz Avrupa Birliği'nin Kavala'yla Demirtaş'la şununla bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit, yok farz ediyoruz." Erdoğan artık belli ki önünde yazılı bir metin olmadan insicamlı bir konuşma yapamıyor. Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi'ni birbirine karıştırıyor ve Erdoğan'ın hızla fabrika ayarlarına dönmekte olduğunun da bir kanıtı. Erdoğan için Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği para geliyorsa önemli, para gelmiyorsa bir anlamı yok. İnsan hakları, evrensel demokrasi,
Hukuk gibi kavramlarla başı zaten hoş değildi. Geçmişte AB heveslisi görünüyor olmasının nedeni AB üyeliği hedefini yabancı sermaye için bir havuç olarak görmesiydi. Onun için Avrupa değerlerini temsil eden konsey ile birliği karıştırmasında da şaşılacak bir durum yok. Kendisi Avrupa Konseyi kurulduğunda henüz doğmamıştı. Türkiye'nin konsey kuruluşundan sonra üye olan ilk ülke olduğunu da bilmiyor olması normal. Birçok şeyi bilmiyor zaten. Ancak 7 Mayıs 2004 tarihli anayasa değişikliklerinde anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına şu hükmü ekleten de kendisiydi. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile anayasa mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır ve şimdi çıkmış bizim indimizde yok hükmündedir diyor. Putin'e mi özenmiş, Xi Jinping'e mi özenmiş, tam karar verememiş olsa da hayalinde yatan şey bu bağlardan kurtulmuş bir otokrat olarak hüküm sürmek. Kenan Evren de fikrini sevmediklerine canı istediği gibi eziyet etmek istiyordu. Recep Tayyip Erdoğan da onu istiyor. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, bir de baktık ki 12 Eylül'e geri dönmüşüz diye yazmış Mehmet Yılmaz T24'teki yazısında. Benim haberlerimize devam edelim. Mardin'de Nusaybin ilçesinde bir lisede müdür yardımcısı olan Eğitim Birsen üyesi Ahmet B. bir öğrencisine cinsel istismarda bulunmakta suçlandı. Ahmet B. Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir lisede müdür yardımcısı, Eğitim Birsen üyesi Ahmet B.'nin bir öğrencisine cinsel istismarda bulunması üzerine öğrenci yaşadıklarını okulun rehber öğretmenine anlattı. Yaşananların ortaya çıkmasının ardından olaya dair Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Ahmet B. suç duyurusu üzerine gözaltına alındı. Çocuk Ahmet B. hakkında şikayetçi olmadığını ifade etti. Ahmet B.'nin daha önce de bir öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ancak çocuğun ailesiyle irtibata geçerek olayın üzerini kapattırdığı iddia edildi. Erzurum'da Diyanet İşleri'ne bağlı bir Kur'an kursunda 10-11 yaşlarında 7 çocuğun cinsel istismara uğradığı ifade edildi. Erzurum Ekspres gazetesi yazarı Sinan Özçaylak, Erzurum valisi Okay Memiş'in olayı doğrulattığını aktardı. Özçaylak, ihbarın dün akşam saatlerinde geldiğini belirterek olayı detaylandırdı. İhbarda bulunan kişi çocukların cinsel istismara uğramasının ardından failin kaçtığını ifade etti. Özçaylak, olayı araştırması üzerine çok sayıda kişi tarafından arandığını ve olayın üzerinin kapatılmasını istediklerini belirtti. Erzurum valisi Okay Memiş ise olayı doğruladı. Zanlının kaçmak isterken Yozgat'ta yakalandığını, güvenlik nedeniyle de Erzurum'a getirilmediğini belirtti. Valinin ise olayın haber olmamasını istediğini ifade ettiğini söyledi. Zanlının yakalandığını duyuran Memiş, gerekli adli işlemlerin başladığını bildirdi. Evet, dün Urfa'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli bir ziyareti vardı. Kılıçdaroğlu'nun Urfa temaslarına yer vermiştik. İşte Kılıçdaroğlu Urfa'da adalet nöbetini sürdüren Şen Yaşar ailesini ziyaret etti. Dün aile üyeleri ve avukatları adalet taleplerini dile getirdi. Kılıçdaroğlu ise bir evladın, bir kardeşin olarak ben de bu davanın takipçisi olacağım dedi. Şen Yaşar ailesinin Urfa Adliyesi önünde adalet nöbeti eylemi 276. gününe girdi. Nöbetin bugünkü ziyaretçileri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyetti. Şen Yaşar ailesi CHP heyetini "Adalet istiyoruz" yazılı dövizle karşıladı. Ferit Şen Yaşar artık gözyaşlarının son bulmasını istiyoruz dedi. Bir yoluyla devam ediyorsun anne. 9 aydır gözyaşlarının artık bitmesini istiyoruz. Umudumuz güzel. Kılıçdaroğlu çok sayıda sağlık sorununa rağmen 9 ayı aşkın süredir nöbet eylemini sürdüren Emine Şen Yaşar'a sarıldı. Allah
Tamam atalım. Bir banka oturarak aile ve avukatlarının taleplerini dinledi. Bu esnaf aile korkunç bir katliamla yüz yüze kaldı. Dükkanda iki kardeşleri katlediliyor. Bu annenin çığlığı, bu annenin adalet anlayışı sadece kendi çocukları ve evlatları için değil, bugün kaybedilen adaletin, hukukun tekrar tesis edilmesi kanısındadır. Siz siyaseten sorumluluğunu, biz avukat olarak ve hukukçuları sorumluluğunu getirmek zorundayız. Aksi durumda biz de bu acının ortağı, bu katliamın ortağı olacağız. Adalet ediyoruz. Zırzılma, zırzılma. Emine Şen Yaşar'ı dinledikten sonra konuşan Kılıçdaroğlu, bir annenin çığlıklarını nasıl duymayız dedi. Bir annenin çığlığını nasıl duymayız biz? Bir anne bağırıyor, ben adalet istiyorum diyor. Çocuklarım öldürüldü, eşim öldürüldü, gözlerimin önünde öldürüldü diyor. Kaç tane savcı değişti, biz bunları biliyoruz. Siyasi baskıları da biliyoruz. Ailenin süren davası üzerindeki siyasi baskılara dikkat çekti. Davanın takipçisi olacağını ifade etti. Hiç meraklanma. Nasıl takip ediyorsan bir evladın olarak, bir kardeşin olarak ben de aynen takip ediyorum. Ve TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladığı biraz önce. TÜİK tartışmalı bir kurum haline geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek TÜİK'i ziyaret etmek istemesi ve TÜİK'in buna izin vermemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kılıçdaroğlu'nu bu ziyaret girişimi nedeniyle eleştirmesi TÜİK'i iyice tartışmaların odağına yerleştirdi. TÜİK'in açıkladığı veriler gerçekten de hem ekonomi çevreleri hem uzmanlar tarafından kuşkuyla karşılanıyor. Ve de bu da Türkiye'deki istatistik çalışmalarına, istatistik verileriyle dayanarak yapılan analizlere çok büyük bir gölge düşürüyor. Ama yine de elde TÜİK var ve TÜİK'in açıkladığı veriler bu kuşku payını da bırakarak bir veri olabilir. İşte TÜİK'in işsizlikle ilgili verileri de şöyle. Ekim'de işsizliğin %11,2'ye gerilediğini açıkladı. TÜİK %0,2 bir düşüş olduğunu belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim ayına ilişkin işsizlik rakamlarına göre işsiz sayısı Ekim'de bir önceki aya göre 75 bin kişi azaldı. 3 milyon 717 bin kişiye geriledi ve de işsizlik oranı %11,2 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı Ekim'de bir önceki aya göre 180 bin kişi arttı. 29 milyon 581 bin kişi istihdam ediliyor ve istihdam oranındaki artış da %0,2 puanlık bir artış var. %46,2 olarak kaydedildi istihdam oranı. Bu verilere göre genç işsizliğin %20,1 gerilediğini eklemek gerekir. Ve de kayıt dışı çalışma oranının da TÜİK'in açıkladığı verilerde 2,3 puan azaldığı belirtiliyor. Bu da işsizlikle ilgili ve kayıt dışı çalışma ile ilgili önemli bir veri. Tekrar edelim, TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranlarına göre işsizlik Ekim'de %0,2 gerileyerek %11,2 olarak gerçekleşti. Ben devam edelim haberlerimizde. 1992 yılından beri dünya genelinde gazetecilerin yaşadığı zorlukları raporlayan Gazetecileri Koruma Komitesi 2021 raporunu açıkladı. Raporda son 6 yıldır hapisteki gazeteci sayısının arttığı belirtildi. En fazla gazeteci tutuklayan ülkeler arasında yer alan Türkiye 6. sırada yer aldı. 2021'de mesleki faaliyetleri yüzünden hapiste bulunan gazeteci sayısı dünya genelinde 293'e çıktı. Gazetecileri Koruma Komitesi yayımladığı raporda son 6 yıldır hapisteki gazeteci sayısının arttığına dikkat çekti. Her yıl komite tarafından açıklanan raporda en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu 5 ülkenin birinci sırasındaysa Çin yer alıyor. En fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ülkeleri sırasıyla Myanmar, Mısır, Vietnam ve Belarus takip etti. Komitenin 2020 yılına ait raporunda ikinci sırada yer alan Türkiye'nin ise 6. sıraya gerilediği belirtildi. Raporda ayrıca Türkiye'nin bu yıl 20 gazeteciyi cezaevinden çıkardığı, 18 gazetecinin hala cezaevinde olduğu açıklandı. Raporu açıklayan komite 2016'daki başarısız darbe girişiminin ardından medya üzerinde baskının giderek arttığı ifadelerini kullandı. Türkiye'de ana akım medyanın neredeyse tamamen yok edildiği aktarıldı.
Komite aynı zamanda çok sayıda gazetecinin şartlı tahliyeyle cezaevinden çıkarıldığı ve hala duruşma tarihi beklediğini sözlerine ekledi. Gazetecilerin tutuklanma sebeplerinin her ülkede değiştiği ve gazeteciliğe karşı hoşgörüsüzlüğün arttığı ifade edildi. Raporda öldürülen gazeteci sayısına da yer veren komite, mesleklerini icra ettikleri için 2021 yılında 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, 18 gazetecinin de ölüm sebeplerinin henüz belirlenmediğine yer verdi. 2021 yılında Meksika'da 9, Hindistan'da 5, Afganistan'da 4, Pakistan'da ise 3 gazetecinin öldürüldüğü belirtildi. Gazetecileri Koruma Komitesi'nin bu yılki raporunda ilk defa Hong Kong'da hapsedilmiş gazetecileri de kapsadı. Hong Kong'da da 8 gazetecinin tutuklandığı belirtildi. Hapisteki 293 gazetecinin 40'ı yani yaklaşık %14'ü ise kadınlardan oluşuyor. Derik İlçe Jandarma Komutanı Serdar Batur'un korucularla birlikte kurduğu çete üzerinden rüşvet karşılığında korucu kadrosu sattığı, karakola ait mazot ve askeri kıyafetleri de çaldığı ortaya çıktı. Mardin'in Derik ilçesinde karakol komutanlarıyla korucuların kurdukları çete üzerinden birçok suça karıştıkları ortaya çıktı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı 2016'da Derik İlçe Jandarma Eski Komutanı Binbaşı Serdar Batur'la biri subay 7 korucu hakkında soruşturma açtı. Binbaşı Batur'un da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Mezopotamya Ajansı'ndan Ahmet Kambal'ın haberine göre 5 yılı aşkın süre devam eden soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianame ile Binbaşı Batur'un yönettiği belirtilen çeteye dava açıldı. Çete üyelerinin korucu olmak isteyenlerden 10.000 TL rüşvet aldıkları ve kadro verdikleri kaydedildi. İddianamede Binbaşı Serdar Batur'un banka hesabı incelemelerinde 120.000 lira haksız kazanç tespit edildi. İddianamede Binbaşı Batur ve sanık subay İbrahim Halil Zorluoğlu'ya farklı suçlamalar da yöneltildi. Batur ve Zorluoğlu'nun askeri bünyedeki akaryakıtı sivil araçlara doldurarak binlerce lira menfaat elde ettikleri belirtildi. Yine sanıklardan bir kısmının Kerkük yumurtalık boru hattından petrol çaldıkları da ifade edildi. Batur ve Zorluoğlu'nun karakol ve bağlı yerlere alınmayan ihtiyaç malzemelerini de almış olarak gösterdikleri soruşturmada yer aldı. Karakol komutanının kontrol esnasında aracında yapılan incelemede karakola ait el bombası ve silahları sivil araçta bulundurdukları tespit edildi. Binbaşı Batur'un karakol envanterinde bulunan el bombası ve silahı zimmetine geçirdiği belirtildi. Medya Kritik'te sık sık anket sonuçlarına yer veriyoruz. Şimdi son dönemdeki anketlere dair toplu bir haberi izleyeceğiz. Avrasya ve Yöneylem anket sonuçlarını açıklamıştı. Ardından Metropol de sonuçlar açıkladı. Üç anket arasında bazı farklılıklar var. Özellikle Metropol'ün araştırması ile Avrasya ve Yöneylem'in araştırması arasında bir fark var. O da AKP'nin oyuyla ilgili. Avrasya ve Yöneylem'de AKP'nin oyu CHP'nin gerisinde görünüyor ama Metropol'de CHP'den daha çok oy aldığı, üstelik %34 civarında oy aldığı belirtiliyor. Ama Metropol anketinde dikkat çekici olan MHP'nin aldığı oy, barajın %7'ye düşürülmesi hedefleniyor malum. Ama anlaşılan o ki MHP o kadar gerilemiş ki barajın %7'ye düşürülmesi dahi onu kurtarmayacak. Metropol, Kasım 2021 anket sonuçlarını yayımladı. Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencer sonuçları sosyal medya hesabından paylaştı. Kararsızlar dağıtılmadan önce AKP'nin oy oranı %26'da kaldı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra %34.2'ye kadar çıkabildi. MHP'nin oy oranı %6.6, CHP'nin oy oranı ise %22.6 olarak belirlendi. Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti'nin oy oranı 14.9 oldu. HDP ise %12.8 olarak ölçüldü. Yöneylem araştırmanın Kasım 2021 anketine göre de AKP ilk kez birinci parti konumunu yitirdi. AKP'nin oyu %24.3'e gerilerken CHP'nin oyu 25.6'ya yükseldi. Erken seçim isteyenlerin oranı %57.9. Seçmenlerin %64.7'si bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa muhalefetin adayının kazanacağını düşünüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı 36.8, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 46.2 olarak ölçüldü.
Erdoğan'a asla oy vermem diyenlerin oranı ise %59.6'ya yükseldi. Seçmenlere son bir yıldaki yaşam koşulları da soruldu. Hanelerin %46'sından en az bir kişi işsiz. %59'u temel ihtiyaçlarını karşılayamadı. %69'u gıda ürünlerini almakta ve beslenmede güçlük çeker hale geldi. Şimdi bu anket sonuçlarına ilişkin çarpıcı bir yazıya gidelim. Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek, anketler dip dalgasını görüyor mu diye yazmış. Şöyle demiş Deniz Zeyrek, bir dönem AK Parti'ye de oy vermiş bir iş adamı arkadaşım. Böyle giderse AK Parti'nin oylarının %20 civarında olacağını söylemişti. Ben de yok daha neler diye itiraz ettim. Bahse girdik. İlk seçimde AK Parti oyları %21 ve üstünde ise ben, altında ise o kazanacak. Arkadaşıma neye güvenip de böyle iddialı bir bahse tutuşuyorsun diye sorduğumda, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere ülke genelindeki oylarda kitlesel kaymalar olacağını savundu. Ona göre seçim yaklaştıkça gittikçe kötüleşen ekonomik koşullardan bunalacak, koşulların faturasını AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a kesecek seçmen kendilerine yeni adresler bulacak. Bu da AK Parti'de büyük erimeye neden olacak. Ben ise bahse girdiğimizden bu yana 20 yıldır ülkeyi yöneten, devletin bütün gücünü elinde bulunduran bir partinin, bütün yetkileri elinde tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kadar büyük bir düşüş yaşamayabileceğini düşünerek bahsi kesin kazanacağıma dair bir rahatlık içindeydim. Hatta son baktığım bütün anketlerde AK Parti'nin kararsızlarla birlikte %30'larda olduğunu gördükçe bahsi kaybedeceği yönündeki mesajlarla birlikte arkadaşımla paylaşıyordum. Gelin görün ki son zamanlarda yaşananlar kafamı karıştırmaya başladı. Artık çok rahat değilim. Hangi kente gitsem geçmişte AK Parti saflarında gördüğüm, her daim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunan insanları artık AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın icraatlarını eleştirirken buluyorum. AK Parti yöneticilerinin dahi iktidarın icraatlarını savunmakta zorlandığını görüyorum. Demiş ve yazısının sonunda şöyle bitirmiş. Çeyrek asırdır siyaseti takip eden bir gazeteci olarak diyorum ki böyle durumlar bir dip dalgasına işaret eder. Artık anketlere pek de yansımayan bir dip dalgasının bütün beklentileri alt üst edebileceği gerçeğini görüyor ve bahsi kaybetmenin ihtimal dahilinde olacağını düşünüyorum. Bakalım o dip dalgası kimi iktidara taşıyacak, kime fatura kesecek diye yazmış Deniz Zeyrek. Arkadaşıyla girdiği iddiadan yola çıkarak AKP'nin oy oranını analiz etmiş ve de sahadaki gözlemlerinin AKP'nin bir dip dalgası görebileceğini söylüyor. Bu da %20'ler civarında bir oya işaret ediyor. Efendim, Medya Kritik'te ilk bölümün sonuna geldik. Saat başında yeni bölümde görüşmek üzere.